bizim günlük bir yolcu potansiyelimiz vardı. Yani Van genelinde. Şu an baktığın zaman insanlarımız var ya %80'i yaya gidip geliyor. Abi mazot olmuş, başını almış gitmiş. Günden güne. Zam üstüne zam. Tek mazotla bitmiyor bu işler. Mesela eskiden aldığımız bir çift lastik 2 lira. Şu an 12 bin lira. Ben şu an bu arabaya 4 çift lastik alsam 24 bin liradır. Eskiden biz balata alıyorduk 50-60 lira. Şu an bir balata çifti olmuş 600 lira. İki çift attığın zaman 1200-1300 lira. Tek bizden kaynaklanan bir şey değil. Ha bu belliydi zaten. Olacağı belliydi. Yani bunu insanlar görmüyor muydu? Görüyordu. Göre göre verdiler. Ve bunun üstüne halen de gelecek. Şu an ben nasıl olacak olursam var ya, insanlar perişan kardeşim memlekette. Burası bir batı değil. Burada fabrika oranı yok. Burada işsizlik çok kıt. Hatta şöyle diyeyim kardeşime. Git şurada esnafı gez. Yanında çalışan personelere bak. Hangisinin sigortası var? Hangisi asgari ücretten çalışıyor? Bir tanesini bana göstersin. Denetleme kurulu nedir abi? Bu vergi dairesinde yatan, uyuyan maliyecilerin ne işle ilgileniyorlar? Sadece masa başında oturup var ya maaşlarını mı bekliyorlar? Gelsinler komple esnafı gelsinler bakayım. Hangisi burada işi sigortayla çalışıyor? Zaten 2023 seçimlerinde belli oldu adam ne yapacak? Adam var ya ölene kadar buraya temel atmış. Günden güne. Dolar kaç paraydı abi 3 gün önce? Kaç paraydı dolar? 19. Şu an kaç para? 24. 2 günde dolara 5 lira nasıl geliyor? Ya da 1 litre mazota günlük 2.30-2.40 nereden geliyor? Adam seçim sürecindeki yaptığı bütün gezilerin, abime söyleyeyim var ya uçaklarla seyahat ettikleri bütün masrafını var ya hepsini bu harttan çıkaracak. Ha hak ediyor mu? 1000 kat hak ediyor. Ne diyeyim sana, her gün zam geliyor, 3 milyon, 2 milyon bir bakıyorsun düşüyor, bir bakıyorsun yükseliyor. Yeter artık, biz bıktık artık bu çare. Bize bir çare bulsunlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu seçim olduktan sonra 3 gün üst üste 3 milyon para geldi üzerine. Bir düşüyor, bir kalkıyor, bir zam, bir düşüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık ne yapacağını bilmiyor. Gerçekten yani bir vatandaş arabama bindiği zaman arka tarafına bakıyor. Diyor ki benim akrabam binmesin diye ben bir 6 milyon vermeyeyim, fazla vermeyeyim. Yani zarardır, başka bir şey değil. Adam çalışamıyor, işsizdir, çaresiz kalmış. Yani adam 3 kişi arabaya biniyor, ne yapacağını bilmiyor. Adam arkasına bakıyor, utanıyor onun parasını vermeye. Asgari ücretin çok çok altında kalıyor. Çok çok altında kalıyor. Yani 500 lira kazancımız var ki eve 100 lirayla eve gidiyoruz. 100 lirayla ne alabilirsin ki? Hiçbir şey de alamıyorsun ki. Helal bir nüfusun varsa, 3 tane çoluğun çocuğun da varsa hiçbir şey de alamazsın. Yapacak bir şey yok. 2 gündür üst üste zam geliyor. Bazı insanlar var, tek çalışıyor, şoför tutamıyor. Kimse 250 lira, 300 lira bugün çalışmıyor. Adam akşama kadar çalışıyor, 250 lira evine bir kilo et alamıyor. Valla alamıyor. Alamıyor. Zor durumdayız. Bugün çalışıyoruz, yol ücreti 6 lirada, gidiyoruz mahalleye. 4 lira veriyorlar, 5 lira veriyorlar. Yani 9 gün ücretini tam veren de yok. Esnaf da zor durumdadır. Biz zor durumdayız. Kimse de bizi dinlemiyor, sesimizi duymuyor. Millet... Devlet işine geliyor. Dolarla çalıştığı için dolara zam yapıyor. Adam bugün dışarıya dolarla ihracat yapıyor. İşine gelir doların yükselmesi. Mazot habire pahalıyor. Parçalar pahalıyor. Yani biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sanayiye gidiyoruz, en ufak bir parçayı değiştiriyorsun. 2,5-3 milyar paradan aşağı değil. Usta hemen bir civata değiştiriyor, 200 lira ver. Ya sen ne yaptın? Civatayı değiştirdin, başka bir şey yapmadın. Bu hele hiç. Git Hacı Bekir'in yollarına bak, sanki başka bir devlet ya, başka bir ülke. Bu aşağılarda, bu İskele olsun, hangi mahalle olursa Şabani olsun, Şabaniye olsun. Bunların yolları düz, çok güzel. Bakım var ama bakım bizim Hacı Bekir'de yok. Sahipsiz bir memleket ya. Arabalarımızda hal kalmadı. Ayda bir lastik değiştiriyoruz, parça değiştiriyoruz. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Vallahi abi yani konuda. Belediye çalışmıyor. Belediye hiç bakmıyor. Hacı Bekir mahallesine bakmıyor belediye. Şu an yol yok yani. Yani sanki İnsan başka bir memlekette. Hacı Bekir'de yol yok. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu son zam fiyata, bu mazota gelen zam gerçekten bayağı bir etkiledi yani. Yolcular açısından baktığımız zaman da yolcu mesela bir arkadaşıyla biniyor. Adam eli titriye titriye parayı veriyor. Yani kendim şahsen çalıştığım zaman ücret talep etmiyorum elimden geldiğince. Çünkü biliyorum yok ha. Şu taşıdın kesin belli, esnaf kesin, abime söyleyeyim. Adam öyle oluyor ki dükkanına gidiyor açıyor, iş yapamıyor. Abime söyleyeyim, abi bu tarz sıkıntılar bayağı bir var. Özellikle bu son dönemlerde bayağı bir sıkıntı yaşıyorum.